İyi günler saygıdeğer meslektaşlarım. Bu ayki olgumuzda 3. trimesterde akut başlangıçlı şiddetli hipertansiyon meydana gelen bir gebede kılavuzların önerileri dikkate alınarak antihipertansif tedavinin nasıl yapılması gerektiği konusunda bir senaryo sunmak istiyorum. Politiki preeklamsi bir sendromdur ve şiddetli hipertansiyon bu sendromun en önemli bölümüdür. Gebelikte hipertansif hastalıklar tüm gebeliklerin %5 ila 10'unu komplike etmektedir ve maternal morbidite ve mortalitenin başlıca 3 nedeninden biridir. Tüm gebeliklerin %2 ila 4'ü antihipertansif tedavi gerektirir. Gebelikteki hipertansif hastalıklar gestasyonel hipertansiyon, preeklamsi veya eklamsi, kronik hipertansiyon ve kronik hipertansiyon zeminde gelişen süperempoze preeklamsi olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak hangi sınıfta olursa olsun, prenatal, intrapartum veya postpartum dönemde akut başlangıçlı, şiddetli hipertansiyon geliştiğinde kötü maternal ve fetal klinik sonuçların azaltılması veya önlenebilmesi için uygun ve acil olarak tedavi edilmesi gerekir. Akut başlangıçlı şiddetli hipertansiyon, doğru ve standart teknikte ölçülen ve 15 dakikadan uzun süren, persiste eden bir durumdur ve hipertansif acil olarak kabul edilir. Kan basıncının doğru ölçümü hasta oturur veya geriye yaslanır şekilde olarak yapılmalıdır. Civalı sfingomanometre günümüzde halen altın standart yöntemdir. Ancak kalibrasyonları uygun şekilde yapılmış otomatik aletlerde kullanılabilir. Şiddetli hipertansiyon denilebilmesi için eşik değer sistolik kan basıncı için 160 mm civa veya üzerinde, sistolik kan basıncı için ise 110 mm civa veya üzerinde olarak kabul edilmektedir. Şiddetli hipertansiyonda sistolik, diyastolik veya her iki kan basıncı değeri birden yüksek olabilir. Şiddetli hipertansiyon özellikle santral sinir sistemi hastalarına neden olmaktadır. Bu nedenle acil tedavi gerektirir. Böylece intrakraniyal kanama, inme gibi maternal kötü sonuç riski azaltılır. Serebral hasar yönünden sistolik hipertansiyonun düzeyi daha önemlidir ve diyastolik veya ortalama arter basıncından daha iyi öngörü sağlar. Şimdi olgumuza geçecek olursak, 23 yaşında gravidesi 1 olan ve son adet tarihine göre 34 haftalık gebeliği olan hasta, yaklaşık 3-4 saattir ve yaygın olarak tarif ettiği baş ağrısı şikayetiyle İl Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurmuştur. Gebe baş ağrısının yaygın şekilde olduğunu, yaklaşık 3-4 saatte devam ettiğini, gebelikten önce de zaman zaman migren ataklarına benzer baş ağrısının olduğunu, ancak bu ağrının onlara benzemediğini belirtmiştir. Anamnezinde 4 kez aile sağlığı merkezinde gebelik takiplerinin yapıldığı, en son takibinin 27. gebelik haftasında yapıldığı ve herhangi bir probleminin olmadığının söylendiği öğrenilmiştir. Gebeliğinde toplam 11 kilo almış, en son muayenesinde 82 kilo olduğu öğrenilmiştir. Antianemik dışında herhangi bir ilaç kullanımı ya da o kronik hastalığı yoktur. Acil servisine başvuruda ölçülen ilk kan basıncı değeri 190-120 mm civa olarak belirtilmiştir. Nabız 92 ms, ateş 36.8 derecedir. Oksijen saturasyonu ise 197 olarak belirtilmiştir ve solunumu rahat olarak gözlenmiştir. Hasta, acil servis doktoru tarafından sarı alınmış ve eş zamanlı olarak kadın hastalıkları ve doğum konsültasyonu istenmiştir. Gebenin damar yolu açıldıktan sonra tam kan sayımı, glikoz, karaciğer fonksiyon testleri, AST, ALT, total ve indirekt bilirubin düzeyleri ve LDH olmak üzere, kreatinin, BUN ile koagülasyon parametrelerinden iğneli düzeyleri için kan örneği ile spot idrar örneği alınmıştır. Bundan sonraki adımınız ne olurdu? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından acil serviste görülen hastanın el dopleriyle fetal kalp sesinin pozitif olduğu saptanmıştır. İlk ölçümden 15 dakika sonra hastanın sırt üstü yarı oturup vaziyette kan basıncı tekrar ölçülmüş ve kan basıncı değerinin 170-105 mm civa olduğu görülmüştür. Bu sırada spot idrarda proteinürü değeri 2 pozitif olarak saptanmıştır. Gebenin yapılan vajinal muayenesinde serviks 4 cm açıklıkta %60-70 efesmanı mevcuttur. Fetus vertex pozisyonda ve vertex -2-3 seviyesinde olarak değerlendirilmiştir. Obstetrik ultrasonografisinde 29-30 hafta ile uyumlu, canlı tek fetus saptanmıştır.
Amniyotik indeks ise 82 mm olarak ölçülmüştür. Bu sırada hasta midesinin ağrıdığını ve gözlerinde sinek uçuşması olduğunu şikayet etmektedir. Bundan sonraki adımınız ne olurdu? İkinci ölçümde de diyastolik kan basıncı 110 mm civarının altında olmasına rağmen sistolik kan basıncı değeri 160 mm civarı olması nedeniyle okut başlangıçlı şiddetli hipertansiyon tanısıyla gebe acil antihipertansif tedavi ve eklantik komüzyonun önlenmesi amacıyla magnezyum sülfat uygulanması için derhal order verilmiştir. Acil hipertansif durumda laboratuvar sonuçları beklenmeden, zaman kaybedilmeden antihipertansif ve magnezyum sülfat tedavisine başlanmalıdır. Henüz doğum gerçekleşmemiş ise ve fetus canlı ise fetus takip alınır. Akut başlangıçlı şiddetli hipertansiyon tedavisi nasıl yapılmalıdır? IV hidralizin ve labetalol, gebelikte ve postpartum dönemde akut başlangıçlı şiddetli hipertansiyonda ilk basamak tedavi olarak uzun yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda kalsiyum kanal blokörlerinden oral lifedibinin hızlı salınımının olduğunun, özellikle uygulamanın kolay olması nedeniyle IV uygulamanın olmadığı durumlarda oral lifedibinin ilk basamak tedavi olarak kullanımı da gündeme gelmiştir. Antihipertansif tedavide amacımız kan basıncı değerini sistolik 140-150 mm civa, diyastolik 90-100 mm civa arasına indirmek ve bu değerlerde tutmaktır. Birinci basamak antihipertansif tedaviye şiddetli hipertansiyon saptandıktan sonra 30 ile 60 dakika arasında, hatta mümkün olan en kısa süreçte başlanması gerekmektedir. Akut başlangıçlı şiddetli hipertansiyon tedavisine uygulama nasıl yapılmalıdır? AKOP bu konuyla ilgili olarak son 5 yılda 3 kez komite önerisi yayınlamıştır. Küçük doz ve uygulama değişiklikleri haricinde birbirine çok yakın olan bu önerilerden sonuncusu bu ay içinde, yani Şubat 2019'da yayınlanmıştır. Benzer şekilde Sağlık Bakanlığımızın da bu durum ile ilgili olarak 2016 yılında yayınladığı ve derneğimizin web sitesinden de bir örneğine erişilebilen rehbere göre şiddetli intrapartum veya postpartum hipertansiyon yönetimi yapılmalıdır. Şiddetli intrapartum veya postpartum hipertansiyon varlığında ilk basamak tedavi olarak hızlı salınımlı oral lifedipin kullanım için verilmesi önerilen tedavi şekli AKOK 2019'a göre şöyle olmalıdır. Eğer yüksek kan basıncı değeri 15 dakikadan fazla devam ediyorsa hızlı salınımlı nifedipin kapsül 10 mg olarak oral yoldan uygulanır. Nifedipin kapsül oral olarak verilmelidir. Şiddetli hipertansiyon riskinden dolayı delme ya da süplüngal uygulama kesinlikle yapılmamalıdır. 20 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür ve tekrar yüksek saptanır ise, yani 160-110 mm civarı üzerine saptanır ise, bu kez 20 mg, yani 2 adet hızlı salınımlı nifedipin kapsül oral yoldan verilir. Eğer uygulamadan sonra kan basıncı değeri eşit değerin altına inmişse kan basıncı değeri yakından takip edilir. 20 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür ve yine yüksek saptanır ise, yani sistolik 160 ve veya diyastolik 110 mm civarı üzerinde olursa tekrar 20 mg hızlı salınımlı nifedipin kapsül oral yoldan verilmelidir. Eğer bu uygulamada kan basıncı değeri eşik değerin altına inmişse kan basıncı değeri yakından takip edilir. 20 dakika sonra yine kan basıncı ölçülür. Eğer kan basıncı değeri halen eşik değerin üstündeyse bu kez ikinci seçenek olarak IV labetalol uygulamasına geçilir. IV labetalol dozu AKOP 2015, 2017 ve Sağlık Bakanlığı rehberinde 40 mg olarak önerilmiştir. Ancak AKOP 2019 son önerisi 20 mg olarak belirtilmiştir. 20 ya da 40 mg IV labetalol 2 dakikadan daha uzun sürede yavaş bolus şeklinde uygulanır. Eş zamanlı olarak dahiliye, anestezi veya yoğun bakım uzmanlarından acil konsültasyon istenir. Ek antihipertansif tedavi önerilebilir. Peki, nifedipinin yan etkileri ya da kontraindikasyonları var mıdır?
Nefretifi maternal taşikardi ve ciddi hipotansiyon yapabilir. Bununla birlikte uteroplasantal kan akımı veya fetal kalp atımında önemli değişiklik olmadığı görülmüştür. Maternal nabız 111 dakikanın üzerinde ise nefedipin ilk tercih olmamalıdır. Nefedipin uygulamadan önce kontraindikasyon olup olmadığı belirlenir. Eskiden bir kalsiyum kanal blokörü olan nifedipin ile bir kalsiyum antagonisti olan magnezyumun birlikte kullanılması nöromüsküler blokaj ve ciddi hipotansiyon riski endişesiyle kontraindikasyon olarak kabul edilir. Ancak geniş çaplı retrospektif çalışmalarda bu durum doğrulanamamıştır. Bununla birlikte her iki ilaçta kalsiyum antagonisti etkisi olduğu için eğer nifedipin ve magnezyum birlikte kullanılacak ise maternal nabız ve kan basıncı mutlaka yakın, mümkünse monitörize olarak, yoksa da 15 dakikada bir takip edilmelidir. Elimizde mevcut nifedipin yoksa veya şiddetli intrapartum veya postpartum hipertansiyon varlığında IV tedavi planlıyorsak, ilk basamak tedavide ilk seçenek olarak hidralizin de kullanılabilir. IV hidralizin kullanım şekli içinde yine Sağlık Bakanlığı rehberiyle ACOG 2019 öneriler arasında küçük farklılıklar vardır. Sağlık Bakanlığımızın rehberine göre eğer yüksek kan basıncı değeri 15 dakikadan fazla devam ederse IV hidralizin uygulanmaya başlanır. İlk olarak 5 mg IV hidralizin 2 dakikadan daha uzun sürede yavaş boğuluş şekli uygulanır. 20 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür. Kan basıncı değeri tekrar yüksek saptadığı ise hidralizin 10 mg olarak uygulanır. Eğer kan basıncı değeri eşik değerin altına inmişse kan basıncı değeri yakından takip edilir ve 20 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür. Kan basıncı tekrar yüksek saptanır ise, yani sistolik 160, diastolik 110 mm civarının üzerinde ise hidralizin IV olarak 20 mg olarak 2 dakikadan daha uzun sürede yavaş boğuluş şeklinde uygulanır. Eğer kan basıncı değeri eşik değerin altına inmişse değer yakından takip edilir. 20 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür ve eğer kan basıncı değeri halen eşik değerin üstündeyse bu kez IV labetalol uygulamasına geçilir. Labetalol 20 mg olarak 2 dakikadan uzun sürede yavaş boğuluş şeklinde uygulanır. 10 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür. Eğer kan basıncı değeri halen eşik değerin üzerindeyse, yani sistolik 160 ve veya diastolik 110 mm civarının üzerindeyse bu kez labetalol 40 mg olarak IV yavaş boğuluş şeklinde 2 dakikalık bir sürede verilir. Aynı zamanda dahiliye, anestezi veya yoğun bakım uzmanlarından acil konsültasyon istenir. Ek antihipertansif tedavi önerileri alınır. Ancak ACOG önerilerine göre ise ikinci hidralizin dozundan sonra cevap alınamadığı durumda doğrudan IV labetalol uygulamasına geçilmelidir. Bu algoritmalara göre birinci basamak tedavide birinci tercih olarak ister hızlı salımlı nifedipin kapsülü ister IV hidralizin uygulanmış olsun, tedaviye cevap alınamadığı durumda ikinci tercih olarak IV labetalol uygulanmak. Intravenöz hidralizinin en önemli yan etkisi maternal hipertansiyon riskini artırmasıdır ki sistolik kan basıncı değerini 90 mm civarının altına hızla düşürebilir. Şiddetli hipertansiyon varlığında ilk basamak tedavide IV labetalol de ilk tercih olarak kullanılabilir. IV labetalol kullanımı için ise hem ACOG hem de Sağlık Bakanlığı uygulama önerileri aynıdır. Bu önerilere göre eğer yüksek kan basıncı değeri 15 dakikadan fazla devam eden durumda IV labetalol uygulanır ve ilk olarak 20 mg labetalol uygulamasıyla başlanır. IV labetalol 2 dakikadan daha uzun sürede yavaş boğuluş şeklinde uygulanır. 10 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür. Eğer kan basıncı değeri tekrar yüksek saptanır ise bu kez labetalol dozu 40 mg'a çıkarılır. 40 mg uygulandıktan sonra kan basıncı değeri eşik değerin altına inmişse kan basıncı değeri yakından takip edilir. 10 dakika sonra tekrar kan basıncı ölçülür. Eğer kan basıncı tekrar eşik değerin üzerinde, yani sistolik 160 ve veya diastolik 110 mm civarı üzerinde ise labetalol 80 mg'a çıkarılır. 80 mg labetalol IV olarak 2 dakikadan uzun sürede yavaş boğuluş şeklindedir. Eğer kan basıncı değeri eşik değerin altına inmişse değer yakından takip edilir. 10 dakikadan sonra ise tekrar kan basıncı ölçülür. Eğer kan basıncı değeri halen eşik değer üzerinde ise bu kez ikinci seçenek olarak IV hidralizin uygulamasına geçilir.
Hidralazin 10 mg IV olarak 2 dakikadan daha uzun sürede yavaş boğulu şeklinde uygulanır. Kan basınç değeri eşik değerin altına inmişse kan basıncı yakından takip edilir. 20 dakika sonra kan basıncı ölçülür ve halen eşik değerin üzerindeyse bu kez dahiliye, anestezi veya yoğun bakım uzmanlarından acil konsültasyon istenerek ek antihipertansif tedavi önerileri alınmalıdır. Acil hipertansif durumda hangi durumda hangi preparatı ilk tercih olarak seçmeliyiz? Parenteral laboratuvar neonatal bradikardi yapabilir. Astım, kalp hastalığı olan veya konjestif kalp yetmezliği olan olgularda laboratuvarlardan kaçınılmalıdır. Maternal nabız 60 bölü dakikanın altında ise nifedipin ya da hidralazin ilk tercih olarak kabul edilir. Nabız 110'un üzerinde ise ilk tercih olarak laboratuvar tercih edilmelidir. Hasta oligürük ise nifedipin tercih edilir. Eğer hastada pulmoner ödem şüphesi ya da bulguları mevcut ise akut başlangıçta şiddetli hipertansiyonda ilk tercih olarak nitrogliserin yani perlinganit tercih edilmelidir ve hemen dahiliye veya kardiyoloji konsültasyonu istenmelidir. Çok nadir durumlarda uygun süre ve dozlarda uygulanmış olmalarına rağmen birinci basamak tedavileri cevap alınamaması halinde ikinci basamak tedavileri. Birinci basamak tedavilere dirençli hipertansiyon varlığında ikinci basamak alternatifler olarak IV infüzyon pompası ile nikardapin veya ezmolol uygulaması önerilir. Sodyum nitroprusit ise çok çok acil durumlar için saklanmalıdır ve ihtiyaç olduğunda dahi anne, fetus ve bebekte siyanit toksitesi riski endişesiyle ve kadında intrakranial basıncı arttırma ve sonucunda serebral ödeme arttırma riskinden dolayı mümkün olan en kısa süreli olarak kullanılır. Akut başlangıçlı şiddetli hipertansiyon yönetiminde antikonvülsiyon olarak magnezyum sülfatın başlanması da önem arz etmektedir. Şiddetli hipertansiyon yönetiminde antihipertansif tedavinin yanında konvülsiyon profilaksi için magnezyum sülfat başlanması da geciktirilmemelidir. Mutlaka belirtmemiz gerekir ki magnezyum uygulamasındaki amaç antihipertansif etki değil, serebral korteks üzerine olan etkisiyle konvülsiyon profilaksidir. Hastada preeklampsi veya eklampsi olup olmamasına bakılmaksızın magnezyum uygulaması önerilmektedir. Ülkemizde klinik pratikte gebelik sırasında ya da postpartum dönemde akut başlangıçta şiddetli hipertansiyon geliştiğinde antihipertansif tedavinin başlanmasında ya da uygulanmasında çekincelerin ya da gecikmenin çok olduğunu görüyoruz. Ama magnezyum sülfat profilaksisi klinik pratikte çok yüksek oranda uygulanmaktadır. Magnezyum uygulamasında ilk olarak yükleme yapılır. 4-6 gram magnezyum sülfat 100 ml sıvı içinde dilüe edilerek IV olarak 15-20 dakikada uygulanır. Ardından saatte 2 gram IV magnezyum ile idame infüzyon yapılır. Bazı otörler 1 gram bölü saat hızla uygulanmasında önermektedir. Magnezyum sülfat solüsyonları hazırlanması pratikte zaman zaman zor olmakta ve zaman almaktadır. Çünkü 10 ml'lik magnezyum sülfat ampullerinin her birinde 1,5 gram magnezyum vardır ve hastanın bir günlük dozu için yaklaşık 20-25 ampul magnezyum sülfat kullanılarak solüsyon hazırlanması gerekir. Bunun kolaylaştırılması ve uygulanan doz miktarlarında standartizasyon sağlanabilmesi için ülkemizde birkaç yıldır 4 gram ve 40 gram magnezyum içeren hazır solüsyonlar mevcuttur. Ve bu hazır solüsyonlar sayesinde uygulama pratiği çok kolaylaşmıştır. Magnezyum sülfat verilmesine doğum eylemi sırasında ve postpartum 24 saat boyunca devam edilir. Uygulama sırasında magnezyum toksitesi takip edilir. Bunun için derin tendon refleksleri saatlik olarak takip edilmelidir. Bazı otörler 4-6 saatte bir serum magnezyum düzeyinin ölçülmesini önermektedir. Ancak eğer serum kreatinin değeri 1 mg'ın üzerinde ise serum magnezyum düzeyi mutlaka ölçülmelidir. %10-15 olguda magnezyum sülfat uygulanırken konvülsiyon meydana gelebilir. Bu durumda %20'lik solüsyon içinde 2 gram magnezyum IV olarak yavaş enfüze edilir. Eğer verilen magnezyuma rağmen konvülsiyonlar kontrol altına alınamıyorsa alternatif ek antikonvülsiyon olarak midazolam veya lorazepam gibi barbituratlar da yavaş olarak uygulanabilir.
Ama bu uygulama sırasında hastada solunum anestezinin ya da solunum depresyonunun gelişmemesine dikkat edilmelidir. Olgumuza devam edecek olursak, tedavi protokolüne göre önce hızlı sarılımlı nifedipin kapsül uygulanmasına başlanan ve magnezyum sülfat yükleme dozu uygulanan hastanın vajinal muayenesinde Bishop skoru 6'nın üzerinde saptanmıştır ve elektronik feten monitorizasyon ile takip eden fetusta distes bulgusu yoktur. Hastanın alınan ilk kan testlerinde hemoglobin 11.9 gram, platelet değeri 99 bin, AST 83, ALT 75, DDH 455, total ve indirekt bilirubin düzeyleri normal sınırlarda, bünyen 16, kreatinin 1 mg olarak saptanmıştır. Hastaya antihipertansif ve antikonvülsan tedavilerle eş zaman olarak oksitosin ile elem indüksiyonu başlanmıştır. Nifedipin uygulaması tamamlanmasına rağmen kontrol kan basıncı değerleri 163-105 olarak seyretmesi üzerine ikinci seçenek olarak IV labetrol uygulamasına geçilmiştir. 20 mg IV labetrol 2 dakikada yavaş bol şeklinde uygulanmıştır. Bu uygulamadan 10 dakika sonra oluşan kan basıncı değeri 153-97 mm civarı olarak ölçülmüştür. Bundan sonraki adımınız ne olurdu? Eşik değerin altında kan basıncı düzeyi elde edildikten sonra kan basıncı değerleri ilk 1 saat 10 dakikada bir, ikinci saat 15 dakikada bir, üçüncü saat 30 dakikada bir, daha sonra ise 4 saat boyunca saatte 1 olmak üzere kan basıncı ölçümü tekrarlanmıştır. Bu süreçte anne ve fetus yakıtları izlenmiştir. Hastaya verilen IV mayi miktarı ideal çıkışta göz önüne alınarak hesaplanmış ve toplam olarak 100 cc bölü saat ringer laktat olacak şekilde ayarlanmıştır. Rutin olarak 60 ila 125 ml bölü saat hızla ringer laktat verilmelidir. Hasta oligürik de olsa dahi insensible kayıplara da göz önüne alınarak uygun miktarda IV mayi desteği verilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki preeklamptik olguların yüksek miktarda sıvı infüzyonu pulmoner ve serebral ödem riskini artırır. Oksitosin ile elem indüksiyona devam eden hastada elem sürecinde kan basıncı değerleri 140-150 mm civarı arasında tutulmaya çalışılmıştır. Yaklaşık 6. saatte vajinal yoldan 2100 gram canlı kız bebek doğurulmuştur. Postpartum dönemde kan basıncı değerleri 24 saat boyunca saatlik olarak ölçülmüş, magnezyum sülfat idame infüzyonu da yine postpartum 24 saat boyunca uygulanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın rehberine göre de kan basıncı 150-100 mm civarının altında seyreden ve asemptomatik olan hasta laboratuvar değerleri de normal olması üzerine postpartum 4. günde taburcu edilmiştir. Taburcu olduktan sonra 2 hafta süreyle 2 günde bir kan basıncı ölçülmesi için aile hekimine başvurması önerilmiştir. Ancak hastalar semptomatik ise ya da anormal laboratuvar testleri varsa hastanede yatarak takip edilmesi gerekmektedir. Son olarak belirtmek istediğim birkaç önemli husus ise akut başlangıçlı şiddetli hipertansif bir gebenin eğer başka bir merkeze nakli planlanıyorsa kan basıncı stabilize edildikten ve magnezyum sülfat başlandıktan sonra nakli gerçekleştirilmelidir. Uzamış kontrolsüz hipertansif kriz sırasında acil durum olsa dahi doğum öncesinde maternal kan basıncı stabilizasyonu sağlanmalıdır. Eğer sezeryan ile doğum planlanıyorsa entübasyon sırasında oluşabilecek ve hastanın zaten mevcut hipertansiyonunu daha da artırabilecek hipertansif durumun önlenmesi veya en azından aza indirilebilmesi için anestezi gibi tarafından gerekli önlemler alınmadan yerel anestezi indüksiyonu ve entübasyondan kaçınılmalıdır. Nifedipin kapsül, hidralazin ve laboratuvar ampul ve plakanlar Sağlık Bakanlığı genelgesine göre doğum gerçekleştirilen tüm sağlık merkezlerinde bulundurulması gereken acil ilaçlar listesi içinde yer almaktadır. Hastane eczanelerinde bu ilaçları bulunmayan merkezlerde
hastane eczacıları aracılığıyla veya doğrudan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile iletişime geçirilerek Rifedivin kapsül, hidralize ve labetalol hastanelere veya muayenelere temin edilebilmektedir. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.